Günaydın. Günaydın. Ben mi uyandırdım? Yok kızım. Nereye Yıldız? Otele gidiyorum. Toplantım var. Ha, dur ben de geleceğim bir dakika. Ya kahvaltı. Daha simit alacaktım. Kızım babanla edersin. Vaktim yok. Yıldız bekle bir dakika. Yıldız. Yıldız. Ya tamam affet işte artık. Kaç defa özür dileyeceğim? Evdesin ya daha ne istiyorsun? Ha? Çocuklar dedim bir yıkımı daha kaldıramazlar dedim. Müsaade ettim. Ama bu seni affedeceğim anlamına gelmesin. Bana ve o hasta çocuklara yaptığını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım Evren. Ya iyi tamam da ben ne yaptıysam sizin için... Öf! Bunu da söylemekten bıkmadın ha. Annemle biraz zaman ver. Babiş yumuşayacak. Yok ya. Gel ya gidelim. Hadi. Sezon açıldı bile. Oteli bir an önce yenilememiz lazım. Bu kadar oda hiçbirimize bakmaz. Allah Allah. Akıllara bak akıllara. Neyle yenileyeceğiz? Para mı var? Para deyince... Açık kalsın, açık kalsın da başka gelecek varsa gelsin kapı, ha? Burada olmak benim de hakkım. Hayırdır? Arkadaş ortak mı? Benim eşim. Burada olmaya hakkı var. Otelin yenilenme ihtiyacından konuşuyorduk. Çok geç kalmışsınız. Bu şekilde sezona yetişmez. Ne yapalım? Vaz mı geçelim yani? Bunu bu işe girmeden önce düşünecektiniz Gözde Hanım. Boş boş konuşacaksınız ben çıkıyorum. İşim var, gücüm var. Acente bağlantılarınla müşteri bulabileceğinden bahsediyordun Gözde. Bu şekilde bu otelde kim kalır ya? Bütün odaları 10 gün boyunca dolduracak bir kafile getireceğim. Bu bizi bayağı rahatlatır. Kimmiş onlar? Getirirsen tadilat parası çıkar, yaza da hazırlanırız. Büyük oteller bile gana alıyor. Nereden bulacaksın? 2 güne burada olacaklar. Biz bir an önce oteli hazırlamaya bakalım. Kimmiş onlar? Ben bunu yalnız ortaklarımla paylaşırım. O ne demek şimdi? Kafileyi çok zor ikna ettim. Başka otellerin devreye girmesini istemiyorum demek. Ben mi söyleyeceğim peki? Evren Bey, bu oteli satmak için neler yaptığınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden kusura bakmayın, size hiç güvenmiyorum. Bu kadar eğlenceli olacağını bilseydim, vallahi daha erken düzenlerdim toplantıyı. Evet, bize müsaade edecek misiniz? Tabii. Galiba içerideki durumdan ikimiz de rahatsızız. Söyleyeceğin şey bu yaptığına değer umarım. Yıldız, Evren Bey olmadığında senin de daha rahat ettiğini biliyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Benim yerime düşünme Gözde. Ben sadece gerginlik istemiyorum. Şimdi söyleyecek misin? Kim geliyor? 2 gün sonra yüzme milli takımının seçmeleri Bodrum'da yapılacak. Federasyondan hallediyorum. Takım seçmelerden sonra kamp süresince bizim otelde.